Body Academy Language School Mr. Yucel İlmaz İngilizce eğitiminde yerelden ulusala açılan marka YDS Akademi uluslararası ERA kalite ödülünü ülkemize getirmenin onurunu yaşıyor. YDS Akademi Balıkesir Merkez ve Edremit, Ankara, Bursa, İzmir, Çanakkale ve Manisa'da aynı kalite ve güvenle İngilizce eğitiminde beklentilerinizin ötesinde hizmet sunuyor. Müzik İyi akşamlar sevgili seyirciler. Günlerin getirdiğine hoş geldiniz. Sizlere şu anda Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'nden sesleniyoruz ve bugün gerçekten çok güzel bir program çekeceğiz. Çünkü burada bugün şu yaz aylarında çok sevinçli bir güzel bir haber için, güzel bir program için geldik. Sevgili seyirciler biliyorsunuz, öğrenci liseleri bitirenler ÖSS'ye girenler puanları açıklandı ve tercihler yapıldı, yerleştirmeler yapıldı. Ve sonrasında Sırıyırcalı Anadolu Lisesi'nin çok dikkat çeken bir başarısını gözlemledik. Biz bunu duyduğumuzda gerçekten de bu başarının Türkiye çapında bir başarı olduğunu şöyle bir değerlendirme yaptığımızda tespit ettik. Ve bugün gelelim okuldaki okulun bu yılki 2012-2013... Başarısını şöyle bir konuşalım. Okul müdürümüz, idarecilerimiz ve öğrencilerimizle birlikte dedik. Hemen okul müdürümüz Ramazan Konakbay'a dönmek istiyorum. Hocam, öncelikle bir tebrik etmek istiyorum. Neden tebrik edeceğiz? İsterseniz onun öyküsünü öyküsünde sizden. Alalım. Te ben de. Teşekkür ederiz Ramazan Bey. Hoş geldiniz. Evet, evet sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi 2012-2013 eğitim öğretim yılı lisans yerleştirme sonuçları açıklandı. Ve e, öğrencilerimizin sonuçlarını bizler de e, öğrendiğimizde gerçekten çok büyük mutluluk duyduk. Öğrencilerimiz adına, okulumuz adına ve balık Balıkesir'imiz adına e, gurur verici sonuçları öğrenmiş olduk. E, üniversite yerleştirmede her üç öğrenciden e, birisi, yerleşen öğrencilerimizden her üç öğrenciden birisi tıp fakültesine yerleşmiş oldu. Evet. Ve e, geçmiş yılların istatistiklerine de baktığımızda 48... Öğrenci ile e, tıp fakültesine yerleştirme sayısında en yüksek oranı yakalamış olduk. Bu da bizler adına ve öğrencilerimiz adına e, gerçekten gurur kaynağı olmuş oldu. Evet, tercih yapan e, sayısı e, kaçtı hocam? Evet, okulumuzdan 177 öğrenciyi mezun etmiştik bu tamam, yıl. Evet. E, bu öğrencilerimizden 27 tanesi tercih yapmadılar. Yapma, evet. Tercih yapmadılar. Tabii bunlar e, şu an için istatistiklere aslında eksi gibi gözüküyor. Belki yerleşemedi gözüküyorlar ama tabii okulumuzun e, öğrencilerimizin hedefleri çok yüksek ve büyük olduğu için e, belli seviyede puanı olan aslında çok güzel dereceleri olan çocuklarımız da var. Ama e, onların hedefleri e, çok daha yüksek olduğundan dolayı bu puanlarını bu sene kullanmak istemediler. O yüzden 27 öğrencimiz e, yerleşmedi gözüküyor. 177 öğrenciden dolayısıyla 150 öğrencimiz üniversitelere yerleşmiş oldular. Evet, 150 tercih yapan öğrencinin e, üçte biri, yani 48 öğrenci tıp fakültesine girdi. Bu tabii ki e, çok dikkat çekici, gözle görülür bir başarı ve Türkiye'deki e, diğer e, liselere, Anadolu Liselerine, Fen Liselerine baktığımız zaman da e, ya birinci sırada ya ikinci sırada diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz? E, bu anlamda tabii e, %100 herhangi bir istatistiki bilgiye sahip olmamakla birlikte e, gerçekten hani e, bu 48 rakamı çok önemli bir rakam diye ben de düşünüyorum ve Türkiye'de e, ilk sıralarda yer alabileceğini ben de tahmin ediyorum. Bu tahmini olmakla birlikte bu şekilde gerçekleşebilir diye ümit ediyorum. Hakikaten e, çok yüksek bir rakam e, ve özellikle Anadolu lisesi türündeki okullar adına düşündüğümüzde e, belki hani latif olsun diye söyleyeceğim ama okulumuz ismi Anadolu Lisesi belki ama gerçek realitede ise aslında bir fen lisesi ayarında bir okul Aynen. ve zaten başarılarıyla üniversiteye yerleştirme oranlarıyla onun haricinde SBS sonuçlarında okula öğrenci kayıt yapma durumlarında birçok fen lisesinden okulumuz taban puan olarak da yüksekten. Bir de hocam son yıllarda şöyle bir şey de böyle halk arasında demeyeyim de böyle dillendirilmeye başladı. İşte canım sıyal eskiden de artık o kadar değil gibi bir söylemin de tamamen boş olduğunu bu yıl ortaya çıkardı diyebiliyor muyuz? E, tabii şimdi bu konu belki dediğiniz şekilde olumsuz imaj yaratmak isteyenler bilemiyorum olabilir diye öyle düşünmek de istemiyorum aslında ama Belki olmuş olabilir ama şunu unutmamak lazım. Sırrı Yırcal Anadolu Lisesi köklü bir okul. Evet. 29 yıllık mazisi olan bir okul. Bu öğrencilerimiz 22. dönem mezunlarımız bizim. Yani bu okulda e, kurum kültürü oturmuş bir okul. Burada hani kimlerin görev yaptığından daha ziyade buradaki sonuçlar bizim için evet. çok önem arz etmekte. Bu sonuçlar da e, bize gösteriyor ki Sıyal gerçekten e, hem Balıkesir adına, hem de Türk eğitimi adına bir marka olduğunu her yıl ispatlıyor, her yıl bunu tekrarlıyor. Bu anlamda da bizler okul idarecileri olarak, öğretmenlerimiz olarak, velilerimiz olarak bu çocuklarımızın başarısıyla gurur duyuyoruz. Bu tür kamuoyundaki olumsuz imaj için bir şeyler konuşanlar varsa, Bunları da kamuoyunun takdirine bırakıyorum ben. Konuşulması o kadar çok yaygın olmasa da öyle bir hafif iddilendirmenin bir olduğu bizim de kulağımıza kadar gelen bir cümleydi. Ama bundan sonra onu söyleyen dahi o söylediğine pişman olmuştur diyemez. Şimdi çok önemli. Kimlerin olduğu, kimlerin görev yaptığından ziyade bu sırrı yırcalı. Zaten ilk başladığı günden beri iddialı bir şekilde başladı. Ve beş yıl eğitim olmasına rağmen bu öğrencilerimiz beş yıl mı yoksa Sonra evet. Tabii. Evet. E, geçen yıl 2011-2012 eğitim-öğretim yılında 5 yıllıkların ilk mezunlarını vermiştik. Vermiştim bu yani. seneki öğrencilerimiz de 5 yıllıkların yıl. ikinci mezunları. İkinci bu 5 yıllık konusunda da belki birkaç kelime söylemek gerekebilir. E, şimdi Balıkesir'imizde hani hazırlık artı 4 yıl olması bir Anadolu lisesinin kamuoyunda belki tam olarak aslında bu hazırlık sınıfının değeri ve önemi ben anlaşılamadığı kanaatindeyim. Hala e, bizim toplumumuzda işte bir yıl hazırlık okumaya lisede ne gerek var? Beş yıl lise hayatı olur mu gibi bir takım e, söylentileri de biz işitiyoruz. Ama şunu unutmamak lazım. Günümüzde artık çok e, kaliteli üniversitelerin hepsinde hazırlık sınıfı mevcut ve özellikle bu tür başarılı öğrencilerimizin yarın hem üniversite hayatında hem üniversiteyi bitirirken akademik kariyer yapmak istediklerinde hem de iş hayatına atıldıklarında e, rakiplerinden bir adım önde olabilmenin tek yolu yabancı dil bilmeleri. Bu da e, okulumuzda Sırgırcalı Anadolu Lisesi bu hazırlık artı 4 yıl olan Türkiye'deki 10 okuldan birisi böyle bir özelliği var. Ve bu anlamda da bizim öğrencilerimiz gerçekten hazırlık sınıfında İngilizceyi çok iyi bir şekilde öğreniyorlar. Ve bunun üzerine de üniversiteye gittiklerinde aynı şekilde yüklemeleri devam ettiriyorlar. Ve iş hayatına atıldıklarında da sıyal mezunları her zaman bir adım önde. Önde. Peki hocam sizinle kapanışta da bir kez daha olalım. Ee, şimdi öğrencilerimiz var ee, gerçekten başarılı. Onları tanıtmak istiyorum ben Balıkesirlilere. Veya işte ülkenin, yurdun, dünyanın neresinden izlenirse e, internet kanalıyla e, biraz onlarla olmak istiyorum ama Ahmet Cengiz Bey'e de bir döneyim. Çünkü tabii. 12. sınıflar müdür yardımcısı şu anda bir tabii ki bir, büyük bir mutluluk var değil mi hocam? Evet. Öğrencilerimizi, velilerimizi okul aile birliğimizi, okuldaki çalışan tüm öğretmen arkadaşlarımızı ben tebrik etmek istiyorum. Öğrencilerimiz gerçekten özleriyle çalıştılar. Sıra Yırca Anadolu 1984 yılında kurulmuş bir okul köklü bir okul, geleceği olan bir okul. Yani Balıkesir, Türkiye, hiç geçelim dünya çapında tanınan bir okul. Öğrencilerimizin, ben şu anda burada çekimde yer alan öğrencilerimizi e, yer alamayan öğrencilerimizin tümünü tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Yani. Velileri, aileleri. Evet, ailelerini de e söyledim az önce. Velileri, Söylesiniz. okul aile birliği. Yani hep birlikte bu başarıda öncelikle öğrencilerimizin çok büyük katkısı var. Velilerimizin çok büyük desteği var. Okul aile birliğimizin öğretmenlerimizin, okulda çalışan tüm personelin hepsini tebrik ediyorum. Ee, gelecek olan öğrencilerin, arkadan gelecek olan öğrencilerin bu çıtayı daha da yüksek hale getirmesini temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Peki, biz de size çok teşekkür ediyoruz. Şimdi rakamı verdik, 48 tıp dedik. Tıpçılardan başlayalım istiyorum ben. Ee, şöyle bir şey de var, bir gün gelecek Türkiye'nin de çok kilit noktalarda, birçok noktada sıyalılı e, öğrenciler olacak. Dolayısıyla çoğu da onların Balıkesir'li e, diye evet, doğru. düşünüyorum. Çünkü doğru. ilk zamanlar hep Balıkesir'den oluyordu. E, dolayısıyla birçok yerde e, sizlerin işte sizden önce idarecilik yapanların yapan e, hocalarımızın öğrencileri olacak. E bizim de kardeşlerimiz, çocuklarımız, hemşerilerimiz olacak. Onun için hemen bir tıpçıdan başlayalım. Şimdi tıp fakültesi deyince çok dikkat çekiyor. Çünkü Türkiye'de ee, birçok öğrencinin hayallerini tıp fakültesi e, ne yapıyor? Süslüyor. Süslüyor değil mi? Senin çok önceden beri miydi tıp hayali? Ya ben eee 6-7 yaşındayken doktor olmak hep istemiştim. Hani mesleğimi çok erken seçtiğimi söylemişti arkadaşlar ama ben bu şekilde düşündüm. Anne baba sağlıkçı olduğu için ya yani bu sektörün içindeydi. E, içinde geçti çocukluğum. Doktor abilerimiz olsun, arkadaşlarımız olsun falan derken bu şekilde mesleğimi seçtim ve o e, hedefi koyduktan sonra ona yönelik çalışmalarımı sürdürdüm. Mutluyum ki Allah yüzümü kara çıkartmadı. İstediğim bir fakülteyi kazandım. Yani ve bu zaten e, ilk öğretimden itibaren e, olduğu için altı yaş olduğuna göre ilk öğretimden itibaren yolun belliydi. Ama yolun belli olunca ona göre de ne yapman gerektiğini biliyorsun. Kesinlikle. Aile biliyor değil mi? Böyle mi gelişti bu? Ya, e, tabii ki öyle gelişti. Annemler zaten e, beni hani çok başı boş bırakıp da hani sen e, nasıl çalışırsan çalış diyen insanlar değil. Yani bir e, yola kendim e, istedikten sonra onlar da yardımcı oldular, destek oldular. Hani çalışırsın, yapabilirsin gibi e, beni yüreklendirici sözler sarf ettikçe ben de çalışmalarımı devam ettim. Ve e, OKS biz son OKS grubuyduk. E, SBS değildik. İyi ki Sırcacalı gibi bir okula geldim. E, buradaki öğretmen abilerimiz yani öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımız e, birbirimizi motive ederek bu şekilde e, çalışmamızı sağladılar ve bu e, sonuç olarak da bir tıp fakültesini kazandım. Benim gibi kazanan Tıp fakültesi haricinde çok çok iyi mühendislere giden arkadaşlarımın hepsine tebrik etmek istiyorum. Sonuçta biz bu okulun adını e, üniversitede e, üniversitede lanse edeceğiz. Sonuçta biz Sırrıcıalı'dan mezun olup da buraya geldiğimiz e, geldiğimizi belirterek bu okulun daha da yücelmesini sağlayacağız. Evet. E, ama zaten Sırrıcıalı buraya gelen bütün öğrenciler e, ideali olan e hemen hemen kararını vermiş ileride ne olacağını bilen hı hı. ve okumak için buraya gelen öğrencilerden oluştuğu için hı. başarı da geliyor diyebilir Kesinlikle. miyiz bunu? Kesinlikle sonuçta bu okulun e Balıkesir'de önceden ben bu okula gelirken herkes bu okul ikinci okul hani ilk fen lisesi vardı. Şimdi ikinci Sırırcalıydı. Ama puan, puanlama açısından Puanlama değil mi? açısından evet. öyle ama şimdi başarı sıralamasına baktığımız zaman Sırırcalı'nın artık ikinci değil, birincilikte de başa baş gittiğini ve bazı konularda fen lisesini geçtiğini de söylemek yanlış bir bilgi olmaz. Ya yani bu yüzden bu okuldaki öğrencilerin bizim yaptığımız gibi daha da okul yükseltmesini ve net bir şekilde Sırırcalı'nın birinciliği ortak değil, birinci olmasını sağlaması daha iyi olur. Evet, şimdi e, ismini, soyadını yalnız e, söylemedik, onu alalım. Benim e, ismim Hidayet Ozan Arabacı. Evet, şimdi Ozan e, çok güzel konuşuyorsun, çok akıllı, çok makul, mantıklı. Bunun sonu tabii ki e, branş olarak ne olur tıpta? E, küçüklük, küçüklüğümden beri e, cerrah olma istemiştim ben ama şimdi düşüncelerim yavaş yavaş değişmeye başladı tabii ki. Öncelikle bir 6 yıllık e, normal tıp eğitimini bitirdikten sonra TUS'a hazırlanırken, ...daha mantıklı düşünüp daha iyi bir uzmanlıkla seçeceğime inanıyorum. Yani şu an kesin... Kararım yani. değişebilir diyorsun. Aynen kesinlikle evet. kararım değişebilir. Ama tabii ki cerrahlık e, bu işin e, en e, yani hayat tıpta... Hayat kurtarmak sonuçta yani. Evet. Özellikle bir de beyin cerrahı evet. düşün. Evet. Hayır, hayır. Evet sevgili seyirciler devam ediyoruz. Bir yer değiştirdik. E, şimdi kızlarımız var burada. Onları bir tanıyalım. Siz bir tanıyalım. Merhaba benim adım Aydan Karaca. Evet. Ee, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım. Evet. Siyale geldiğim ilk günden beri zaten hukuk fakültesini kazanmak istiyordum. Bunu başarabildiğim için çok mutluyum. Tabii ki bunda da şey öğretmenlerimizin özellikle okulun katkısı gerçekten çok büyük. Ama hukukçu da olsun diyorum. Hep tıpçı olacak değil yani. Hep evet. doktor olacak değil. Evet. Ee, yani mutluyum ne bileyim. Zaten Ankara Üniversitesi'ni istiyordum. Ya bunun için de çok çalıştım. Gerçekten emeğimiz büyük. Ankara hukukta hukukçanın. Evet. Evet. <laughs> Gerçekten öyle. Evet, birçok tanınmış insanın e, bitirdiği bir okul. Evet, evet. ben de inşallah onlardan biri olabilirim. Balıkesir'i temsil edersiniz, <laughs> sıralı. İnşallah. Peki e, etrafınızda sizin bu başarılarınızı duydukça daha küçük yaşta çocuklar veya veliler, aileler daha doğrusu onların tepkileri nasıl oluyor? Ne diyorlar? Yani gıptama ediyorlar yoksa ne nedir tepkileri? O... <laughs> Ya onlar da yani seviniyorlar, şaşırıyorlar tabii ki. Siyeli kazandığında da aa Siyel falan diyorlardı. Şimdi aa Ankara Hukuk tabii Siyel'den çıkınca falan diyorlar. Normal karşılıyorlar artık. Normal karşılıyorlar. Evet. Değil mi? Evet. Peki, teşekkür ederim. <laughs> Sizi tanıyalım. Ee, Gül Nihal Mihriban Yağcı. Gül Nihal. Mihriban Yağcı. Evet, evet aynen öyle. Evet. Güzel ama isimler. <laughs> ben de seviyorum. Yalnız şeyde e, sınav kağıtlarında falan zor olmuyor mu? Evet genelde ismim Gülnihal Mihrip'te kalıyordu. Gerisi kodlanamıyordu. <laughs> ne oluyor ne yapıyordun? <laughs> Artık öyle alışmıştım e, bundan yani. Bundan sonra mesela tıpsın değil mi? Öncesinden. Evet. ...o yakaya yazılırken de sığmayacak... ...büyük bir ihtimalle... <laughs> ...genelde ilk ismimi kesiyorlar ona çok üzülüyorum... ...peki e, ilkokul 3'ten... ...ilkokul 4'ten veya işte... E, ...Ozan gibi 6 yaşından beri... ...hep tıp mıydı kafandaki... ...yok hayır ben çocukken Cumhurbaşkanı olmak istiyormuşum... <laughs> Liseye başladığımda da hep hukuk istiyordum. Ee, Öyle mi? Evet. Ta ki yani kendimi bir anda sayısalda buldum ve kendimi bir anda tıba giderken buldum. Onu da bilmiyorum. E, dokuzdayken falan hep hukuk. Evet, hep hukuk istemiştim. <laughs> Peki e, ama tıpı da neticede sen yazdın yani yine senin isteğiyle. Aile baskısı falan yoktur. Çünkü ben de biliyorum biz de bu yolla buradan geçtiğimiz için bir çocuklarımızın isteğini e, biz kabul ettik. E, kendin istedin neticede. Yani. Tabii e, ben iki puan türünde de sınava girmiştim. Hukukta yazacak sıralamam da vardı ama ailemle oturup konuştuğumuzda hangisini e, tercih etmen tercih etmem şeklinde ve tıpa karar verdik ortak kararımızdı yani ortak kararınızdı peki altı yıl Ozan dedi altı yıl var tabii ki altı yıl var düşünecek çok vakit var ama evet. şu anda kafanda şekillenmiş bir branş var mı kalp damar cerrahisi kalp, kalp damar cerrahisi evet o şekilde gitmek istiyorum evet tabii zorlu bir dönem var ama aslında en zorları buraya kadardı bundan sonra buraya gelmek çünkü çok zor evet. Bundan sonra artık çok buraya kadar bu şekilde gelen bir öğrenci çok rahat gider. Ya tabii belki de tıp fakültesinde akademik olarak çok daha fazla zorlanacağız. Şu sınava çalıştığımızın belki on katı çalışacağız ama bu stresi stresi yaşamayacağımız için çok memnunum. Tabii. Onu o zorluğu aşacak kapasite, bilgi, beceri birikim zaten var. Yapılacak şey ne? Sadece ona konsantre olma. Kesinlikle. Evet. Hangi e, tıp akütesiydi? E, Çapa Tıp. Çapa Tıp. İstanbul. İstanbul. İstanbul da güzel bir yer. Bence de. Evet. Peki. E, sana da başarılar diliyorum. Hemen seni tanıyalım. Merhaba ben Özge Kısacık. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım. Bir tıp bir hukuk gidiyor. <laughs> evet. Yani zaten ben ilk aslında hazırlıkta dil... Derslerimi hocamı çok sevdiğim için delice olmak istiyordum çok ama yoğun olarak çalışmaya başladığım 11. sınıf 12. sınıfta hukuk okumaya karar verdim. Bir de şöyle bir baktın mı bu dil okuyanlar e, sonradan ya biraz iş bulmada şey yapmada falan biraz zorlanıyor gibi öyle bir izlenim mi aldın yoksa e, hukuku biraz daha mı sevdin? Ya şey belki diğer öğrencileri de bilgilendirmiş olurum. Ben 11'in yazında Koç'ta 24 saat diye bir program var. Evet. Ona katılmıştım. Derslere girmiştim hocaların derslerine. Güzel, evet. Orada da en çok yani hukuk çok gerçekten eğlenceli bir ders. Yani dolayısıyla onda ve mutlu ve başarılı olacağımı inandım. O yüzden hukukta karar kıldım. Peki hukuk sonrası işte savcılık, hakimlik yoksa bir avukatlık. Ben serbest olmayı severim gibi Öyle bir fikir var mı kafanda? Ya aslında şey savcı, hakim hiç düşünmüyorum. Hatta düşünseydim büyük ihtimali ben de Ankara hukuku tercih ederdim. Puanım yetiyordu. Hmm. İstanbul'dan yana kullandım. Hmm. Yani ya özel sektör ya da aslında öğretim üyesi olarak üniversitede kalmak da çok isterim. Akademisyen olarak. Peki şunu soracağım. Sen <laughs> puanınla Türkiye'deki bütün hukuklara girebilecek bir puanı mı aldın? Ya birçok bir çok, evet, bir evet, bu çok güzel bir şey hocam. Bunu söyleyebilmek yani düşünün bir öğrenci e, ideali olan bir branşta Türkiye'deki istediği okula girebilecek puanı alabiliyor. Bu çok bir ayrıcalık okul için ayrıcalık anne baba için ayrıcalık çocuk için ayrıcalık bunlar. Öyle hemen söylendiğinde çok rahat söyleniyor ama gerçekleşmesi kolay işler değil. Onun için tebrik ederim sizi. Sevgili seyirciler devam ediyoruz. Yerimizi değiştirdik. Öğrencimiz çok. Yaz günü olmasına rağmen hepsi geldiler. Zaten Balıkesir'de olanlar geldi. Tabii ki 150 öğrencinin hepsi gelemedi. Seni tanıyalım. Merhaba ben Ömür Bilcanlı. Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümünü kazandım. Medya ve Görsel Sanatlar Bölümünü. Nedir bu? Burslu bir okul, ee, özel bir okul, burslu mu? Evet, özel bir okul, burslu kazandım ben. Ee, şimdi neden neden koçu tercih ettim? Hem sadece medya değil ve görsel sanatlar diye de geçiyor. Üç ayrı branş branşta yetiştiriyor. İstediğiniz alanda yoğunlaşabiliyorsunuz. Üç ayrı branşı da öğrenelim. Ee, bir işte akademisyen olarak kalabiliyorsunuz, ee, animasyon tarafına yoğunlaşabiliyorsunuz ya da medya kurum kuruluşlarında çalışabiliyorsunuz. Ben hmm. muhtemelen onu seçeceğim gibi gözüküyor. Bir de e, Koç Üniversitesi Medya Bölümü e, Türkiye'nin işte gözde bir okulu olduğu için birçok e, kurum kuruluşun da oradan gelen CV'lere şöyle bir ayrı yere koyduğu gibi bir izlenim var bende. Doğru mudur senin araştırmaların? Yani ben de öyle düşünüyorum. İnşallah benim açımdan da öyle olur. Yani benim de araştırmalarıma göre en iyi olan şu anda Koç Üniversitesi bu konu. Koç Üniversitesi'ne burslu olarak girmek nasıl bir durum? Yani gayet <laughs> güzel. Evet, evet. Nasıl başarılıyor? Yani e, o evet. E, benim alanım sözeldi. Belki bu yüzden arkadaşlara göre biraz daha kolay olmuş olabilir ama tabii ben de çok emek sarf ettim. İşte biraz ezbere dayalıydı. Ezberim de iyiydi. O yüzden hani bu konuda yoğunlaşınca gayet iyi bir sonuç aldım. Mesela biz e, o puanlamalar, puan türleri işte şudur budur pek fazla detayını bilmiyoruz ama o onları bilenlere örnek verme açısından nedir puanın nasıl bir puanla girdin sıralamada falan? Evet. Ee, benim puanım 517. Türkiye'de de 55. oldum. Türkiye'de 55. <laughs> oldum. <laughs> evet. e kızım sen çok böyle e, yani herkesin girebileceği herkesin yapacağı bir başarıymış gibi bahsediyorsun. Türkiye Sı .si olmak e, o kadar kolay Yok değil tabii ki kolay olmadı. Yani ben de çok zor bir sene geçirdim. Çok zor günler geçirdim. Çok sıkıntılıydı. Ama bir yandan da yani çok da eğlenceli bir sene geçirdim. Herhalde Sıyal sayesinde yani bunu açıkça söyleyebilirim dengeledim. Çok eğleniyorduk yani biz okulda ne olursa olsun. O yüzden hani hem bir yandan streşe, stres yaşarken bir yandan da buradaki böyle güzel bir ortamla gayet güzel dengeli bir şekilde gitti. Sonunda da iyi bir sonuç elde ettim. O okulda şu anda Sıyal'dan başka giden var mı? Şu anda bu sene... Evet bir arkadaşımı daha biliyorum. Medya bölümü yine o da bu. Yok medya bölümü değil. İşte medya bölümü. Yok medya bölümü kimse tercih etmedi başka yok zaten sözelci çok fazla yok okulda. İki kişiydik biz sözelci. Söyle. Ama medyada e, çok meşakkatli bir e, bölümdür biliyorsun Türkiye'de ama okulun güzel yani. Evet. evet ben de o konuda çok hani şanslı olduğumu düşünüyorum. Zor olduğunu da biliyorum. Hani herkes öyle işte daha zor bir hayatın olacak falan diye ama ben eskiden beri bunu istiyorum yani liseye başladığımdan beri zaten bunu Sanki istiyorum. Sanki bana biraz medyada kameranın önünde de böyle bir isteğim var gibi geliyor. Olursa neden olmasın derim neden yani. Neden olmasın peki evet hemen e, size geçelim. Ben Özge Nur Güçkan e, Eskişehir Osman Gazi Tıp Fakültesini kazandım. Öyle mi? E, öyle. Evet tıpçılar e, bir tıp bir tıp gidiyor. E, çok sayı çok çünkü. 48. Evet. Öyle yani ben okumdan gayet e, memnunum. Araştırdım. ya Oraya giden birçok arkadaşım var. Görüştüm de konuştum da. Ya, bu konuda çok memnunum. Tek üzüntüm Siyel'den ayrılmak oluyor. Ama mecburen ayrılık olacak yani. Bir de Eskişehir öğrenci şehri biliyorsun. Onun için o konuda da çok e, işin daha kolay evet, olacak. Evet. Çok avantajı olan bir şehir. Öğrenci açısından çok kolay yaşanılabilir. İsim soyad sordun mu sana? Evet. Sordum. Özge Nur. Evet. <laughs> Peki Özgenur sende var mı herhangi bir branşla ilgili bir düşünce ileriye? <laughs> um... Ben e, o işin içine girdiğimde düşünmeyi yani hepsini araştırarak daha sağlıklı karar vermeyi tercih ediyorum. Şu anda pek fikrim yok yani. Evet. Hemen e, tıpta da diyor, hemen ilk bir ay içinde hemen kadavra'yı önüne seriyorlar diyorlar. <laughs> Okullarda da hazırlıklı mısın? Hazırlıklıyım bu konuda, yani sorun olmaz. Zaten onu e, yapamayacak insanın e, onları görmeye falan tahammül edemeyecek insan da gitmez tıpta. Evet gitmez. Yani evet. bu konuda sıkıntı olmaz. Biraz gözü kara olması gerekiyor. Aynen öyle. <laughs> Peki, sizi de tebrik ediyorum. Hemen. Size. Görelim. Zeynep Başkurt. Ben evet, de. Zeynep sen. Ben de İstanbul çapatıp. İstanbul çapatıp evet. şeyle Ozan'la aynı evet. okuldasınız. E sıyallı birkaç kişi olacaksınız herhalde. Evet, Kaç, kişi evet. Kaç kişi çapaya? Kaç kişi? 6 altı, <laughs> altı kişi çapaya gitti evet. E, olsun ama haberin olmayabilir evet. tamamından sayının. Ama orada zaten karşılaşacaksınız Sıyalılar e, be belki aynı okuldan e, gr grup yaparsınız. E, yapın bence de. Çünkü büyük şehirlerde tanıdık samimi ee, geçmişini bildiğim bir insan bulmak da o kadar kolay değil canım. Evet, Ama evet. önemli olan o değil. Yani sonuçta buradaki lise arkadaşlarımla tabii yakınım ama oraya gittiğimde de orada da arkadaşlarım olur yani. Mutlaka. Mutlaka hepimiz evet. evet. Aynı şey. da bizim e, böyle hep Türkiye'de çok bilinen bir okul değil mi? Evet hocam. Yani evet. uğrarsınız arada. Yani biz, Allah düşünmesin. Bakın biz <laughs> biz hayır hayır biz şey için geliriz. Biz İstanbul'daki Balıkesirliler Derneği var. Onu da söyleyeyim ben size. Onu da, <laughs> da ihmal etmeyin. Evet. Oraya gidip orada programlar çekiyoruz. Orada okula başladıktan sonra da geliriz sizi buluruz. Evet hocam gelin kahve ısmarlarım ben. <laughs> Ama hasta olarak şey olarak inşallah düşmezsin. Ama Allah da eksik etmesin diyorlar. Yani Ne, ne derler işte Allah doktora düşürmesin eksik de etmesin derler. Peki Branş çok neşeli böyle bu pozitif enerjiyle. Bir hekim çok insanlar tarafından güzel karşılanır, değil mi hocam? <laughs> evet. Aslında ben göz istiyorum ama göz en yüksek galiba, o büyük ihtimal. Göz gözlük kullanman kullanman. Yok hayır, böyle <laughs> hani. Ee, çok şey yok böyle kan falan yok. Ha, aynen temiz iş böyle çizittireceğim falan. <laughs> o, ama kadın doğumda olabilir böyle bebek. E kan yok diyorsun ama 6 yıl hep böyle kanlı canlı ameliyat. Ama ha. onun havası başka böyle ne bileyim orada pratik yaparken elinde kalp atacak falan çok havalı yani. Kadın doğumda. Ee, bebeklerin. Bebek. Evet o en. O sahne <gülüyor> mi? <gülüyor> o sahne için. <laughs> Sırf onun için tıp okuyacağım inanabiliyor musun? <laughs> tamam, yok öyle bir şey. Annenize, babanıza e, da anne annelerinize, babalarınıza da hayır e, teşekkür etmek lazım. Gerçekten çünkü sizin bu başarılarınızda ailelerinde payı var. Onların da size hazırladığı ortamlar var. Onun için Allah böyle hep yüzünüzü güldürsün kızım. E, i̇nşallah önümüzdeki günlerde güzel güzel branşlarda size sizinle birlikte oluruz. Hemen diğerlerin diğer arkadaşlarını da tanıyalım. Kısa kısa vaktimizin de sonuna geliyoruz. Halil Kocakuşak. Ben de okulun ömürden sonra diğer sözelcisiyim. Ben de ODTÜ tarihe ye yerleştim. Evet. Aa, bak işte tarihçi var hocam. Hep evet. doktor, hukukçu, medya. Evet. Ya, tarih benim işte küçükten beri ilgi alanım yani. Hoşlandığım bir şey. Yani o yüzden Buna göre yönlendirdim çalışmalarım ve o yerleştim. İyi bir tarihçi oldu biz de programlarda e, yararlanırız. İnşallah işte amacımız o zaten. Yani ben başarılı olacağımı inanıyorum zaten bu meslekte. Evet. Yani üniversitede akademisyen olarak kalmayı düşünüyorum. Güzel. Her şey güzel diyorsun. Evet son kardeşimiz onu da bir tanıyalım. Evet Ali Özdoğan. Ben de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım. Bir doktor daha. Evet. Peki senin de hep küçüklükten beri idealin miydi? Evet küçüklükten beri zaten Annem tarafından sağlık sektörünün içindeyim sürekli. Hemen evet. e de bir şekilde devam ettirmek istedim bunu. Doktor olarak inşallah. Peki içinden geçen bir branş var mı? Var. Fizik tedavi rehabilitasyon veya spor hekimliği düşünüyorum ben. Spor hekimliği. Tabii spor hekimliği de günümüzde revaçta. Evet. bütün spor kulüplerimizin ihtiyaç duyduğu bir alan burası. Ülkemizde de eksikliği var diye düşünüyorum. Evet. İnşallah. Araştırdın mı onların da ihtisas alanları, ihtisas yapma imkanları TUS'ta falan? Evet araştırdım. Tuz puanları biraz yüksek belki ama Yüksekli eğer yani Fizik tedavinin yüksek, spor hekimliğinin ço çoğu üniversitede olmadığı için pek bilgim yok ama olursa eğer milli takımda belki yurt dışında sonra kalır. gelirsin Balıkesir Sporu da katkıda bulunursun spor hekimliği değil mi? Mesela nerelisin? Memleketin? Ne Balıkesir. Balıkesirspor'da spor hekimliği olduğuna göre yakından Bunu takip ediyorum. E, tabii ki katkımız olacak. Evet. Biz bu memleketin çocuğuyuz yani. Evet. Spor'a kim olursan ileride e, yani bir gün gelir Balıkesirspor'a da katkıda bulunurum diye. tabii ki mutlaka. Hocam sonunda Balıkesirspor'a da getirdik Aynen. ve biz o zaman ben hemen iki dakika hocamızdan son sözlerini alalım. Hocam gerçekten de pırıl pırıl çocuklar. Bu yılda da e, bu başarı da az değil. Hemen bitireceğiz vaktimiz de oldu. Sizi, bütün camianızı, öğretmenlerinizi, e, çalışanları, herkesi Öğrencilerimizi, ailelerimizi biz de tebrik ediyoruz. Son bir cümle alalım ve programı kapatalım. Evet, ben de sizlere teşekkür ediyorum. Gerçekten çocuklarımızla dinledik, pırıl pırıl gelecekleri olan öğrencilerimiz. Sıyal bir marka, Sıyal da bu seneki okul dergimizin kapağında da mevcuttu. Sıyalda ben değil, biz kavramı ön plandadır. Dolayısıyla bu başarıda bütün velilerimiz, öğrencilerimiz, okul yönetimi, öğretmenlerimiz, destek personelimiz. Aile birliğimiz hepsinin e, tek tek katkıları var. Ben tümünü tebrik ediyorum. Camiamız için hayırlı olmasını diliyorum. Peki çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, e, bugün sıyaldaydık. Neden sıyaldaydık? Seyfullah hocamız, reper hocamız telefon açtığında, rakamı söylediğinde gelelim. Hem e, okulda bu programı çekelim hem de onları Balıkesirlilere tanıtalım istedik ve onlarla gurur duyuyoruz. İleride hepsi bize kilit noktalarda önümüze çıkacaktır. Biz de e, mutlu olacağız onların o geldikleri noktalardan. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize akşamlar diliyorum efendim hoşça kalın